Başta olacak kulüplerde öyle söyleyelim. Kesinlikle öyle olacak. Şimdi diğer takımlarda evet. da aynı şekilde senin de söylediğin gibi bakacağız. İstersen Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'nin son durumu şu anda 7. sırada Sarılarcı Berkliler ve 40 puana sahip. Son 7 maçını kazanamadı Fenerbahçe. Yine arkadaşlarımdan rica edeyim ben Fenerbahçe'nin kalan maçları varsa elimizde ekrana getirelim. Bu hafta da son sıradaki Heskablo Kayseri Sporu konuk edecek Fenerbahçe Ilgaz. Evet. Son Durumunu düşünürsek, sarı lacivertlilerin son 7 maçını kazanamadığını düşünürsek, hı hı. özellikle son haftalarda hücum aksiyonlarında ciddi sıkıntılar yaşadığını düşünürsek, ki Max Kruse'de de yine bir sakatlık var, evet. onu da birkaç maçta görmeyeceğiz muhtemelen. Nasıl bir Fenerbahçe? Beklersin. Ya Fenerbahçe muhtemelen bütün planlarını Ziraat Türkiye Kupası rövanşı için yaptı. Yani ben şu anda tabii ki her maç önemlidir, her anlamda önemlidir. Ama Heskablo Kayseri Spor maçından ziyade Ziraat Türkiye Kupası Rövanşı Trabzonspor maçını düşündüğünü tahmin ediyorum Fenerbahçe'nin. Çünkü mutlak hedef olarak tabii. Çünkü ki. uzun süredir kupasız geçinen sezonlar var. Unutmamak lazım. Hani geçen sene ve hatta iki sene önce Fenerbahçe şampiyon olmuştur veya Ziraat Türkiye Kupasını kazanmıştır. Bu ayrı bir baskıyı hafifletirsiniz ama şimdi bir de kupa baskısı var. Onu da hatırlamak gerekiyor. Fenerbahçe bence şu anda tamamen hedefi Ziraat Türkiye Kupası hani burada evet Kayseri sporla oynayacak Kasımpaşa ile oynayacak ki iki takım da düşme hattında bunu unutmamak gerekiyor Hakeza evet. yeni Malatya evet. Spor'da düşme hattında yani Fenerbahçe'nin şu ilk üç maçı tamamen düşme hattında olan takımlarla ve bunlar yıpratıcı maçlar olacak belki de çok daha farklı bir kadroyla çıkıp Ziraat Türkiye Kupası maçına 3 gün sonra oynanacak çünkü evet 16 Haziran'da değil mi 16 Haziran'da evet. oynanacak 16 Haziran salı günü oynanacak oraya da saklayabilir kadrosundaki belirli isimleri Fenerbahçe ee, hani 7 maçından bir 4 tanesini kazanmış olsaydı tabii ki bambaşka bir şeyden e, olurduk burada yani ama, şimdi şu son 8 maça baktığımız evet. zaman bir e, Medipor Başakşehir galibiyeti var. Sonrası tamamen beraberlikle mağlubiyet evet. şeklinde. Evet. Ki hani burada Ankara gücü mağlubiyeti şaşırtıcı bir mağlubiyetti. Onu unutmamak gerekiyor. Ki onun bozukluğuyla zaten Galatasaray karşısına geldi. Antalya Spor beraberliği beklemiyorsun. Denizli Spor beraberliği beklemiyorsun. E, Konya Spor mağlubiyeti var arada oradan toparlamak da çok zordu. Bu aradan sonra işte ben diyorum 16 Haziran Trabzonspor maçı Fenerbahçe'nin tekrar hayatını şekillendireceği, futbol iklimini şekillendireceği maç olacak muhtemelen yani. Evet. E, şimdi Ki o maçın da bir garantisi yok sonuç olarak. Artık ilk maçı kaybetmişsiniz ve son maça çıkıyorsunuz. Öyle bakmak lazım. E, peki Fenerbahçe'nin de o zaman bir e, sözleşme tamam. grafiğine bakalım. Hı hı. Hangi oyuncuların sözleşmesi bitecek sezon sonunda? Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, İslam, Mehmet Ekici, Emre oldu. Şimdi Hasan Ali Kaldırım'ın bizim yaptığımız görüşmelerde genel anlamda sanki gideceği yönünde fikir birliğine varılıyor. Aynı şekilde İslam antrenmanlara... Çıkmadı o bölgede e, sağ yine bir Joker oyuncu olarak e, Dirar'ın Dirar. e, kullanılmasını bekliyoruz. Belki Murat Sağlam da kullanılabilir. E, evet. Sezon başına Evet, o da bir alternatif evet. olabilir. E, Tolga Ciğerci, Mehmet Tekici, Emre Belazoğlu, Tolga ve Mehmet Tekici konusunda e, zannediyorum henüz bir e, karar verilmedi. Emre Belazoğlu da yavaş yavaş sanki e, teknik ekibe doğru Emre Belazoğlu sportif direktör Fenerbahçe. Evet, sportif yani direktör. Gitti. Ben yani burada e, İslay'a zaten bir Boca Juniors ilgisi olduğu hep söyleniyordu Arjantin'den. Yani geç sezonun başından beri e, bu vardı. Hasanli e, Hasan Ali Kaldırım e, Fenerbahçe taraftarının belki de ve hatta genel olarak e, algıda en fazla yüklendiği, e, işte belki beklerini alamadığını düşündüğü isim olarak duruyor ama Fenerbahçe doğru sol beki bulursa e, bir şekilde yerli bir yedekleme de yapmak durumundasın. Hasan Ali Kaldırım kalabilir. Bu belli olmaz ama Birinci adam olarak değil, ikinci adam olarak düşünmek lazım her daim Hasan Ali kaldırımı. E Tolga Ciğerci çok uzun süre sakattı. Galatasaray'da iyi başlayan performans vardı, iyi kurtulurla biliyorsun. Sonra büyük bir sıkıntı yaşadı ayağından. Fenerbahçe'ye geldi, yine bir sezon neredeyse hiç futbol oynamadı. Ama bu sene belirli maçlarda vermiş olduğu performans çok çok iyiydi. Hem değişik görevlendirmelerde. Ben Mehmet Egeci konusunda çok ısrarcı olacağını düşünmüyorum Fenerbahçe hı hı. Onu baştan söylemek lazım ama belki Tolga Ciğerci de ısrarcı olabilir. Belki olabilir. Joker bir oyuncu olmasından sebep. Şimdi Zanka dönüyor. Zanka'nın Almanya performansı da maalesef beklenenin dışında yani e, alma opsiyonunu kullanmayacaklarını belirtti e, Fortuna. Onu hatırlatalım evet. bir kez daha. E, Berke belki Özer Frey ve Barış Alıcı kiradan dönecek. Belki belki dönmeyebilir. E, çünkü e, Hasan Çetinkaya ile biz de Radyo Gol'de bir, bir 30-35 dakikalık bir söyleyişi gerçekleştirdik. O da şunu söyledi. Hani Biz kalmasını istiyoruz belki Berke de kalmak istiyor. Emre Belezoğlu ile konuştuğumuz zaman Emre Belezoğlu ile konuştuğumuz zaman o da bu doğrultuda konuşuyor dedi. Berke'yi daha da tecrübelendirerek Westerlo kulübünde. Olası bir Altay'ın satışı ve Harun da var çünkü orada onu unutmamak lazım. Ertan var. Belki bence kirada tutmak, Westerlo'da tutmak çok daha mantıklı bir hareket. Onu söyleyelim. Barış Alıcı da dönecek gibi duruyor. Frey, Frey Almanya'da mutlu olduğunu söylüyordu zaten ikincilikte biliyorsun. tam orta sıra bir takımda oynuyor ama orada en azından o takımın golcüsü pozisyonunda belki Frey kalabilir yani dönmeyebilir. Dönmeyebilir. <laughs> evet, evet. Takımdaki kiralık futbolculara bakıyoruz. Falet ve Rodriguez ki Rodriguez'in sözleşmesi 2021'de diyor. bitecek. Bir yıl sözleşmesi kalan futbolcularda Harun Tekin ve Mevlüt Erdiç. Yani burada uzatılırsa Harun da uzatılır zaten mevzu zaten yaş itibariyle artık çok da uzatılacak gibi durmuyor. Şimdi bir sol bek ve sağ bek evet, dedin bak. o zaman hemen şöyle Fenerbahçe'nin gündemindeki sol bakalım. bek ve sağ bek isimlerine bakalım istiyorum ben. Şimdi yine bir grafik hazırladık biz hem Fenerbahçe'nin hem de tabii ki Beşiktaş'ın kadrosunda tutmak istediği Hı -hı. iki oyuncudan bahsediyoruz Caner Erkin ve Gökhan Gönül. Şimdi son 3 sezon performanslarına bir bakalım iki isminde. Önce Caner Erkin'i getirebilirsek ekrana. Evet, son 3 sezon performansı. 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'ta 35 maçta golü yok, 11 asisti var. 2018-2019 sezonunda 39 maçta 2 gol, 4 asist ve 2019-2020 sezonunda 32 maçta 3 gol, 9 asist. Şimdi henüz Beşiktaş'ın iki oyuncuyla da görüşmediğini ve anlaşmadığını düşünürsek, Fenerbahçe camiasının da iki oyuncuyu yeniden takımda görmek istediğini hı hı. düşünürsek, acaba bu iki oyuncunun akıbeti ne olacaktır? Ha, orada birazcık da para konuşacak. Niçin? Çünkü Beşiktaş'ın zaten Ahmet Nurçevi'nin hafta sonu yapmış olduğu açıklamalar vardı. Beşiktaş'ın mali durumuyla alakalı. Oyuncuları bir şekilde memnun edebilecek bir sözleşme önermek durumundasınız. Bu arada Caner Erkin hala değerli bir oyuncu. Onu söylemek evet. lazım. Evet. Belki savunma anlamında hiçbir zaman çok yeterli bir savunucu olmadı ama şu yapmış olduğu Vücum boy katkısını, hücum performansını evet. Türkiye'de veremeyen kenar forvet oyuncuları var. <laughs> Hücumcular var. Şimdi evet. bir de öyle bakmak gerekiyor. Evet Caner Erkin'in sağ içindeki belirli hareketleri her daim tartışılabilir. İşte bu sezon özellikle e, iyi gittiği zaman diliminde Adem Laiş'le girmiş oldukları bir, e, kendi aralarında girmiş oldukları mücadeleler vardı. Hakikaten kötü bir görüntü de veriyordu. Bunlar hep tartışabileceğimiz noktalardır ama Caner'in e, bir takımdaki hücum performansı tartışılmaz. Ha, bu arada diyeceksiniz ki Beck'in görevi nedir? Beck e, hücumcu mu olmak durumundadır e, yoksa savunucu tamam, olmak durumundadır? Bu teknik direktöre göre değişir. Belki Sergen Yalçın şunu diyecektir. Yani Caner'in belirli zaaflarını ben... E, belirli oyuncularla idare edebilirim, kapatabilirim. Veyahut da işte Fenerbahçe diyecektir ki evet böyle böyle. Yani zor şu anda e, tercih yani tercih edecek olan kişi Caner. Kulüpler değil. Karar <laughs> verecek olan, olan Caner, Caner. Erkin olacak öyle söyleyelim. Peki bir de Gökhan Gönül'e <laughs> bakalım o zaman. Gökhan Gönül'ü de ekrana getirebilirsek. Son 3 sezon performansı 2017-2018 <laughs> 34 maçta 4 asist 2018-2019 38 maçta 2 asist. 2019-2020 sezonda 24 maçta 2 gol, 3 asist. Şimdi tabii Caner Erkin'e göre daha ziyade savunma yönüyle öne çıkan birisinden. Orayı daha e iyi yapıyor Caner'den daha. Bakıyoruz <laughs> Evet. E bir de hani hep bir algı vardır ya Gökhan işte sakatlanıyor, yok kendini iyi bakmıyor, antrenmanı seviyor. Alexin Alexe Söz'un meşhurluğu <laughs> vardı işte çalışsa daha iyi olurdu falan diye. Ama 17-18 ve 18-19 performanslarını incelediğimizde esasında full sezon çıkarttığını söyleyebiliriz. Genel olarak bahsediyoruz. Tabii ki bu işin içinde şampiyonlar ligi maçları var, yükselen maç sayısı var. Bunlar farklı noktalar. Bazen yedek oturuldu, evet. bazen değerlendirildi. Dediğim gibi burada da karar verecek olan Gökhan. Hani burada işte teklif yapılacak, oyuncular karar verecek. Diyecekler ki evet, Beşiktaş'ta kalırsam belki daha az para kazanacağım ama daha kendimi rahat hissedeceğim. Ya Fenerbahçe biraz daha fazla para veriyor ve tekrar o yapılanmanın içinde olacağız burada kulüpler tercih edemeyecekler, kulüpler tercih ettiklerini bildirecekler, oyuncular karar verecek bu noktada. Caner Erkin ve Gökhan yani Gönül, Gönül karar verecek. E ama bakalım hani hangi karar verecek? Caner üstündeki, tabii ki Caner'in işte dediğimiz gibi saha içindeki savunma performansı, hücum performansı ve hatta yapmış olduğu top kayıpları veya o sinirli görüntüler daim tartışılacaktır ama hem yaş itibariyle hem de vermiş olduğu katkıyla çok da tartışılmaması gereken oyuncuların başında geliyor bence. Evet, şu anda gerçekten Fenerbahçe'deki en önemli gündem maddelerinden biri e, teknik direktör konusundan sonra bir de teknik sonra direktör tabii var. Ki bir de teknik direktör konusu var. Yani Fenerbahçe çünkü işte Erol Bulut'la mı anlaşacak, bir ile mi anlaşacak, Abdullah Avcı ile mi anlaşacak? Niçin Abdullah Avcı diyoruz? Emre Belözoğlu Abdullah Avcı ilişkisi var çünkü. Evet. metipol Başakşehir'den süre gelen. Ve belki de metipol Başakşehir'de Emre'yi tekrar Oyuna konumlandıran ve pozisyonunu konumlandıran bir teknik direktörden bahsediyoruz Abdullah Avcı olarak. Ee, hani teknik direktör belli olmadan da evet transferler yapılıyor. Belki de o transferlere göre e, teknik direktör belirleyecekler. Evet Fenerbahçe'nin gündemi evet. yoğun. Ee, yoğun, bayağı yoğun. Ama yani. ligden ziyade esas zira konsantrasyonu Türkiye zira Türkiye evet. Kupası dedik. Peki Beşiktaş'la Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlılar salgın öncesi sezonu nasıl geçiriyordu? Bununla ilgili bir bandımız var. İzleyelim üzerine konuşacağız.